Diyanet Haber'den merhabalar. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Kuzey Irak Kürt yönetiminin bağımsızlık ilan etmek üzere planladığı referanduma yalnızca 2 gün kaldı. Türkiye ise tüm çağrılarına rağmen geri adım atmayan Kürt yönetimine hangi yaptırımları uygulayacağına karar verme sürecinde. Nihai kararlar için Ankara'da üst üste kritik toplantılar yapılıyor. Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 2 saattir sürüyor. MGK'nın ardından Bakanlar Kurulu başlayacak. Yarınsa meclis Irak gündemiyle olağanüstü toplanacak. Ankara'da gündem Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuydu. Bu referandum kararı ve referandumun gerçekleşmesi Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. Gerek Suriye'de gerek Irak'ta mevcut statülerde değişikliğe gidecek herhangi bir girişim, anlaşmalardan doğan haklarımız çerçevesinde Türkiye'nin hiçbir zaman kabul etmeyeceği bir sonuçtur. Barzani bu sevdadan, bu inattan vazgeçmezdir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üst üste kritik toplantılara ev sahipliği yaptı. İlk önce Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Kürt yönetiminin Kuzey Irak'ın bağımsızlığı için 25 Eylül Pazartesi günü yapmayı planladığı referandumun olası sonuçları konuşuldu. Türkiye'nin atacağı adımlar kararlaştırıldı. MGK'da alınan kararlarsa şu sıralarda toplanan Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırılacak. Hükümet üyeleri Türkiye'nin Kuzey Irak'a karşı alacağı önlemleri konuşacak. Ankara'nın Kuzey Irak mesaisi yarın da sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanacak. Milletvekilleri Bakanlar Kurulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye'nin yanı sıra Kuzey Irak'a sınır ötesi harekat yetkisi veren tezkeresini görüşecek. Ve bunun çıkarılmasıyla da tabii buradaki şu andaki süreç çok daha farklı bir istikamette gelişecektir diye düşünüyorum. Peki kritik referanduma 2 gün kala Kuzey Irak cephesinde durum ne? Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani Yüksek Referandum Komisyonu'nu topladı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ana kadar referandumun yerini tutacak bir teklifin gelmediği, Kürdistan'ın bağımsızlığı için tam garanti verilmezse halk oylaması için 25 Eylül'de sandığa gidileceği belirtildi. Kürt yönetiminin bu ısrarına Irak'ın idaresinde söz sahibi olan diğer grupların tepkisi ise sürüyor. Şii lider Mukteda Sadr, Kuzey Irak'a intihar diye nitelendirdiği referandumdan vazgeçmesi çağrısı yaparken merkezi hükümete gerekli önlemleri alın mesajı gönderdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bir basın bildirisi yayınlayarak 25 Eylül'deki referandumdan duyduğu kaygıları iletti. DAEŞ'le mücadelenin sürdüğü bir dönemde atılması düşünülen bu adımın 3 milyondan fazla mülteci ve yerinden edilmiş kişinin güvenliğine tehdit oluşturacağı ifade edildi. Bildiride Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve Bağdat'la Erbil yönetimlerinin sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri gerektiği ifade edildi. Sayın seyirciler, bu arada akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyinden sıcak bir haber geldi. Terör örgütü PKK ile Şii Haşdi Şabi militanları arasında çatışma çıktı. Musul'un Sincar ilçesinde İran destekli Haşdi Şabi milisleri ve terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktığı haberleri geliyor. Haşdi Şabi'nin Babşilo bölgesinden PKK'ya bağlı yerel militanların elinde tuttuğu Hanisur köyüne geçmeye çalışması sırasında çıkan çatışmada 3 milisin hayatını kaybettiği, 7'sinin de yaralandığı belirtildi. PKK 2014'te terör örgütü DAEŞ'in Sincar'daki varlığı ve saldırılarına maruz kalan ezidileri koruma bahanesiyle söz konusu bölgede konuşlanmaya başlamıştı. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen görüşme dün akşam gerçekleşti. Erdoğan ve Trump, Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumuna karşı olduklarını bir kez daha kuvvetle vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Müslüman bir toplumla da bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta bir araya geldi. Değerli dostum Donald ile bugün bu heyetler arası ve ikili görüşmeyi gerçekleştirmek suretiyle inanıyorum ki
gerek Amerika-Türkiye ilişkileri, gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Türkiye ve ABD'nin şu anda hiç olmadığı kadar birbirine yakın olduğu görüşünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Erdoğan'la bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. O benim dostum haline geldi. O dünyanın çok zorlu bölgesinde görev yapıyor. Çok, çok güçlü bir şekilde ilgili ve açıkçası yüksek not alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız ve bunun büyük bir bölümü kişisel ilişkilerle alakalı. Erdoğan Trump görüşmesi 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, pazar günü Irak Kürt bölgesel yönetiminin gerçekleştirmeyi planladığı referanduma karşı olduklarını ifade etti. Bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağını vurgulayan iki liderin bölgesel meselelerin çözümü için işbirliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kaldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki son gününde Türk, Amerikan ve Amerikalı Müslüman toplumla buluşma programına katıldı. Türkiye karşıtlığına dikkat çekti. Ülkemize karşı Batı medyasında büyük bir karalama kampanyası yürütülüyor. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele üzerinden ülkemiz yıpratılmaya çalışılıyor. FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapılanmasına karşı Türklere önerilerde bulundu. Amerikan Müslümanları olarak FETÖ'cüler başta olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı hiç kimseyi aranızda barındırmayacağınıza inanıyorum. Erdoğan Arakan'daki duruma ilişkin de konuştu. Koca bir halkın kendi topraklarından adeta kazınmaya çalışılması insanlık suçudur. Acil önlem alınmazsa Bosna'da veya Ruanda'da yaşananlar neyse benzer bir felaketi yaşamamız an meselesidir. Başka kültürlerde bir kişinin ölümünü trajedi, 1 milyon kişinin ölümünü istatistik olarak görenler olabilir. Ama Müslüman için her bir masumun canı dünyaya bedeldir. Terörle İslam'ı bağdaştıranlara tepkisini yineledi. Bir insan, bir insanı eğer öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bu bizim dinimizin ilkesi. Terörü bir akide meselesi, itikadi bir mesele haline getiren bizim dinimize kimse terörü yakıştırma hakkına sahip değildir. Dünyanın her yerinde farklı inanç gruplarına mensup kişiler tarafından düzenlenen terör eylemleri oluyor. Ancak sadece fail Müslümansa bunun adı İslami terör olarak ifade ediliyor. Şayet fail başka bir inanca mensupsa bu eylem adli vaka sınırının ötesine geçirilmeden gündemden düşürülüyor. Bugüne kadar hiç Hristiyan terörü, Yahudi terörü, Budist terörü, şayet kişi herhangi bir inanca mensup değilse ateist terörü diye bir şey işittiniz mi? Eylemci Müslümansa inancıyla sıfatlandırılır, değilse hiç sözü edilmez. Bu tavır asla iyi niyetli değildir. Bilakis küresel İslamofobinin bir parçasıdır. Programın düzenlendiği salonda terör yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını sloganlarla provoke etmeye çalıştı. PKK-YPG'li oldukları belirlenen provokatörler salondakilerin tezahüratları ve alkışlarıyla bastırıldı. Değerli kardeşlerim, sizden benim bir ricam var. 3-5 kendini bilmeze, 3-5 salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim. Olayla ilgili 4 PKK-PYD'li gözaltına alındı. Sayın seyirciler, Hakkari'de askeri aracın geçişi sırasında patlatılan bomba bir askerin şehit olmasına neden oldu. Yüksekova ve Mardin'deki iki operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadelede üzen haber Hakkari'den geldi. Yüksek Ova'yı ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu uzman çavuş Halim Ünal şehit oldu. 4 asker yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Halim Ünal'ın Konya'daki baba ocağı acı haberin verilmesinin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehitlerimizin kanı yine yerde kalmadı. Yüksekova'nın İki Yaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 terörist fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirildi. Mardin'de Kızıltepe ile Mazı Dağı ilçeleri kırsalındaysa insansız hava aracıyla tespit edilen 6 kişilik terörist gruba karşı hava destekli operasyon yapıldı. 6 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 14-20 Eylül tarihleri arasındaki operasyonlarda 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenlenerek terör örgütünün mevzi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi. İslam alemi Hicri yeni yıla girmenin sevincini yaşıyor. Hicri 1439 yılının ilk cumasında minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hicret konulu bir hutbe irade etti. Başkan Erbaş sabah namazındaysa Hacı Bayram'a Veli Camii'ni dolduran Ankaralılarla bir araya geldi. Ya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde minbere çıktı, cuma hutbesini irade etti. Cumanız ve hicri yılbaşınız mübarek olsun kıymetli müminler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve müminlerin Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği kutlu yolculuğun üzerinden tam 1439 yıl geçti. İslam aleminin hicri yeni yıla girmenin coşkusunu yaşadığı şu günlerde cuma hutbesinin konusu da hicret oldu. Baskı ve şiddet ortamında İslam'ı yayma ve yaşama imkanı kalmadığını gören sevgili Peygamberimiz önce sahabeden bazılarını gönderdi. Sonra da kendisi gitti fedakar insanların şehri Medine'ye. Başkan Erbaş, Hazreti Ömer döneminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen hicretin sıradan bir göç olmadığını vurguladı. Hicretin Müslümanlar için bir milat olduğunu dile getirdi. İslam davası uğruna anadan, babadan, evlattan hatta candan vazgeçişin ibretli ve meşakkatli kıssasıdır. Hicret, yarini, diyarını, malını, mülkünü Allah için göz kırpmadan terk eden muhacir ve onları bağırlarına basan ensarın destanıdır. Erbaş, İslam'ın bütün değerlerini istismar ederek vatanına ve milletine en büyük ihaneti yapanların hicret kelimesinin arkasına sığındıklarını da ifade etti. Böylelerinin içine düştükleri acizliği hicret kelimesini kirleterek müntesiplerine izah etmeye çalışmaları, hicret gibi ulvi bir kavramı istismardan başka bir şey değildir. Cuma namazını Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabahsa Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeydi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Erbaş namaz sonrası cemaate seslendi, dürüstlük konusunu işledi. Dürüstlük noktasında o kadar dikkatli olacağız ki, çocuklarımız bizim o özelliğimizi göre göre, yaşaya yaşaya gelişecekler, serpilecekler, büyüyecekler. Karşısında dost doğru, dürüst bir baba, dost doğru, dürüst bir anne ve abi, abla, dede, nine onları göre göre, onları yaşaya yaşaya gelişecek şahsiyet kazanacak. Diyanet İşleri Başkanı sabah namazının ardından Hacı Bayram Türbesi'ni ziyaret etti. Burada da vatandaşlarla sohbet etti, miniklerle fotoğraf çektirdi. Sayın seyirciler, hicri yılbaşında halk arasında 10 Muharrem diye bilinen oruca başlayanlar dün ilk iftarını yaptı. Türkiye'de ve dünyada 10 Muharrem etkinlikleri yapılıyor. Allahu Ekber, Allah.
Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve müminlerin 1439 yıl önce Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği hicret, Hicri takvimin ve Muharrem ayının başlangıcı olarak kabul ediliyor. İşte o kutlu yolculuğun üzerinden tam 1439 yıl geçti. İslam alemi Hicri 1439 yılına merhaba dedi. Hicri yeni yıl dolayısıyla Müslümanlar cami ve mescitleri doldurdu. Muharrem ayının ilk gecesi ibadet ve dualarla geçirildi. Ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde halk arasında 10 Muharrem diye bilinen Muharrem orucuna başlayanlar ilk iftarını yaptı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Muharrem ayı dolayısıyla Tunceli Cemevi'nde iftar verdi. Birlik ve lokma duasıyla başlayan iftarda Muharrem ayı dolayısıyla katılımcılara etsiz yemek menüsü ikram edildi. Iğdır'da Hazreti Hüseyin ve 71 yakınının 1378 yıl önce Kerbela'da şehit edilmeleri dolayısıyla her yıl düzenlenen etkinlikler başladı. Bu çadır yas yeri olarak kurulmuştur. Sünnisiyle, Şiisiyle, Alevisiyle Resulullah Aleyhisselam'a başsağlığı vermek isteyen insanlar buraya gelerek gözyaşı döküyorlar. Filistinli Müslümanlar Hicri yılı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdikleri etkinlikle karşıladı. Hz. Muhammed'in hayatı ve hicretini anlatan programlar düzenlendi. Yeni yıl dolayısıyla birçok İslam ülkesinde resmi tatil ilan edildi. Bazı ülkelerde tatil iki gün olarak uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de kent merkezinin güvenliğini Mehmetçiğin sağlayacağını açıkladı. Almanya'da genel seçim, İspanya'da Katalonya referandumu sancısı yaşanıyor. Kocaeli açıklarında göçmen teknesi battı. İstanbul'da yanan özel jet uçağı korkuttu. Bu haberler ve daha fazlası için kısa kısa detaylara bakalım şimdi. Suriye sınırına askeri araç ve komando birliklerinin sevkiyat hareketliliği dün birliklerin Suriye tarafına geçişleriyle dikkat çekmişti. Planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Reuters'a mülakat veren Erdoğan, çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de sınırın dışında Rusya'nın güvenlik tedbirleri, iç kısımda da Türkiye'nin güvenlik tedbirleri olacak. Bu çift güvenlik tedbiriyle oradaki sıkıntıların aşılması yolunda adımlar atılıyor, dedi. New York'ta Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise mülteciler konusunda Avrupa Birliği'ni sert şekilde eleştirdi. Kimse yük paylaşımı yapmak istemiyor. Aferin Türkiye, aferin Lübnan, aferin Ürdün. Çok iyi iş çıkarıyorsunuz. Size gıpta ediyoruz. Ama nereye kadar böyle? Yük paylaşımı nerede? Başbakan Binali Yıldırım, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, taşeron işçilere kadro çalışmasının yakında tamamlanacağını açıkladı. Çalışmalar çeşitli alternatifler dikkate alınarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Yıldırım'ın koordinasyonunda Türkiye'de iskan ettirilecek Ahıska Türklerinin 176 kişilik 5. kafile 1. grubu Erzincan'a geldi. Ukrayna'dan Erzincan'ın Üzümlü ilçesine ilk 4 kafilede 1945 Ahıska Türk'ü getirilmişti. Son gelen 51 aile büyük bir sevinç yaşadı. Sağ olsun bizim Türkiye halkımızı bin yaşasın. Bizi çağırıp getirdi Müslüman toprağına. Böyle bin yaşasın Türk halkı. Şehadet ederim ki. Polonyalı Monika Patricia Bialovas İslamiyet'i seçti. Kayseri'de ihtida töreniyle Müslüman olarak Meryem adını aldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Kocaeli Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 38 göçmen kurtarıldı. Teknede bulunduğu bildirilen 20 civarında göçmen ise kayıp. Arama çalışmaları sürüyor.
Atatürk Havalimanı'ndan kalkıştan sonra iniş takımında arıza nedeniyle havalimanına geri dönen özel bir firmaya ait jet, iniş sırasında pistten çıkarak yanmaya başladı. Uçaktaki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sayın seyirciler, İstanbul'dan bir son dakika haberi geldi. Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş görevinden istifa etti. Topbaş 13 yıldır İstanbul'da belediye başkanlığı koltuğundaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa kararını basın toplantısıyla açıkladı. Kararının gerekçesine ilişkin ayrıntı vermeyen Topbaş, "Partimin her kademesinde bu kente hizmet etmeye çalıştım. 3 dönem gibi bir süreçte emaneti devraldım. Nihayetinde de borçsuz bir belediye bırakıyorum," dedi. "Partimin üyesiyim, başarısı için çalışacağım. Hiçbir şekilde kırgınlığım yok," diyen Topbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a, tüm partililere, mesai arkadaşlarına ve İstanbullulara teşekkür ederek görevden çekildiğini duyurdu. Sayın seyirciler, hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı yeni dönem umre turları için hazırlığa başladı. Bu sene başkanlık organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek isteyenler Kasım'dan itibaren bu özel yolculuğa çıkabilecekler. Bu yıl Kudüs bağlantılı umre turları da sürecek. Beytullah'a olan özlem, Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın huzuruna çıkma arzusu. Bu duygularla kutsal topraklara giden müminler umre turlarına da yoğun ilgi gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki umre turlarını ise Kasım'da başlatmayı hedefliyor. Ön hazırlıklarımız, umre programlarımızı arkadaşlarımızla birlikte tespit ettik. İlgili yerlere, taşlarımıza gönderdik. Nasip olursa bu seneki umre programımızı Kasım ayının başlarında inşallah düşünüyoruz. Hadis-i şeriflere göre hac ve umre yapan müminler Allah'ın misafirleri oluyorlar. İşte bu özel misafirliğin en güzel şekilde geçirilebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Umre ibadeti diğer umreye kadar aradaki günahlara kefarettir buyuruyor. Yani imkanı olan bütün vatandaşlarımız işte ailesiyle, eşiyle, annesiyle, babasıyla, evlatlarıyla bu ibadeti yerine getirme hususunda herhangi bir engel yok. Şu sıralarda umrecilerin Mekke ve Medine'de konaklayacağı oteller ayarlanıyor. Başkanlık umre turlarının başlangıç tarihini de bu çalışmayı tamamladıktan sonra kesinleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu tercih eden vatandaşlarımızın 100 binleri aşan bir potansiyelimiz var. Biz hazırlıklarımızı hem Mekke'de hem Medine'deki otellerimizi bu rakam ve bu rakamı aşabilecek şekilde zaten hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2 yıl önce başlatılan ve ilk günden itibaren büyük ilgi gören Kudüs bağlantılı umre seferleri de Kasım ayından itibaren yeniden devreye girecek. Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar olarak maalesef biz yıllardır yalnız bırakmışız. Ama dediğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Kudüs'ü görmek, oradan kutsal mekanlara gitmek veya sadece ben umremi yaptım, sadece Kudüs'e gidip gelmek istiyorum diyenlere de bu imkanı veriyoruz. Ayrıca bu yıl ilk kez başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı personeline, aileleri ve birinci derece yakınlarıyla birlikte indirimli umre hakkı tanınıyor. Bu haktan emekliye ayrılan personeller de yararlanabilecek. %10 gibi bir indirimle inşallah hem başkanlığımız çatısı altında hem Türkiye Diyanet Vakfı çatısı altında hizmet eden kardeşlerimize de inşallah bu sene bu imkanı, bu fırsatı kendilerine vereceğiz. Sayın seyirciler, bültenimize gönül coğrafyamızdan haberlerle devam ediyoruz. Myanmar'da katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 429 bine yükseldi. Bangladeş yönetimi ise güvenli bölge oluşturulmasını istedi. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arakanlı Müslümanları korumak için Myanmar'da Birleşmiş Milletler denetiminde güvenli bölgeler oluşturulması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Vecid, "Myanmar hükümetinin bu etnik temizliği derhal durdurması sağlanmalı," dedi. Türkiye'nin ardından Arakan için sesini en fazla yükselten ülkelerden Endonezya'da Arakanlı Müslümanlara insani yardım sevkiyatı sürüyor.
Son Parti ile birlikte Endonezya hükümetinin Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'a gönderdiği insani yardım malzemesi 74 tona ulaştı. Saraybosna Müftülüğü ile Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu, Suriyeli savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattı. Bosna Hersek Suriye Halkının Yanında isimli kampanyada toplanan yardımlar Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ulaştırılacak. Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el-Hereyi, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini devralan Profesör Doktor Ali Erbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükelçi el-Hereyi, Erbaş'a görevinde başarılar dilerken, Ali Erbaş da konuğuna ziyaretinden dolayı teşekkür etti. En önemli unsurlar dönüşler, dönüşüm başlıyor. Azerbaycan'dan İslam ülkelerine Ermenistan çağrısı. Başbakan Yardımcısı Ali Hasanov, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden Ermenistan'la ilişkilerini tamamen durdurmalarını istiyoruz. Bazı İslam ülkeleri Ermenistan'la işbirliği yapıyor dedi. Bu arada Azerbaycan ordusunun 15 bin askerin katılımıyla 18 Eylül'de başlattığı geniş kapsamlı tatbikat bugün sona erdi. Sayın seyirciler, Çanakkale'deki şehitlik gönül coğrafyamızın bir başka noktasından gelen misafirleri ağırladı. Kardeş Azerbaycan'dan şehit yakınları ve gaziler tek millet iki devlet kardeşlik projesi kapsamında şehitlerimizi ziyaret etti. Azerbaycanlı şehit yakınları ve gazilerden oluşan 21 kişilik grup Çanakkale şehitliğini ziyaret etti. Atalarını ve tüm şehitleri rahmetle anarak dua etti. Tek millet, iki devlet kardeşlik projesi kapsamında Kurtuluş Savaşı sırasında şehadete ulaşan atalarını ziyaret ettiler. Çok sevindik ki Türkiye'deyim. Türk halkı bizi çok güzel karşıladı. Biz sevinirik ki ulu babalarımızı biz Çanakkale'de ziyaret ettik. Ondan çok sevindik. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da şehit olanların yakınlarının ve gazilerin de yer aldığı grup, Bakü Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu'yla Manisa Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği işbirliğiyle Türkiye'ye geldi. Türk ve Azerbaycan dostluğunun kardeşliğini daha ileri götürmek istedik ve şu anda Çanakkale'de dostlarımızla birlikteyiz. Azerbaycanlı soydaşlarımız şehitlikte duygusal anlar yaşadılar. Şehitli babası milli kahraman, Azerbaycan'ın milli kahramanı Aliyev Ekber. Bu da onun ismini taşıyır, dedesinin ismini. Aliyev Ekber. Bizim de gelen ekipte gazeteciler var, gaziler var, şehit kadınları var, şehit anneleri var. Ekibimiz adına, her birinize, bütün Türk dünyası, Türkiye medyasına ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün gücünüzle, bütün imanınızla düşmana karşı taarruza geçin. Emredersiniz. Sırada yarınki hava durumuna ilişkin son meteorolojik tahminler var. Marmara Bölgesi. İstanbul az bulutlu ve açık 24, Bursa açık 22, Edirne parçalı bulutlu 24, Sakarya hafif yağışlı 22 derece. Ege Bölgesi. İzmir az bulutlu 26, Denizli açık 25, Afyonkarahisar parçalı bulutlu 23, Kütahya açık 22 derece. Akdeniz Bölgesi. Antalya açık 31, Adana ve Mersin az bulutlu 29, Isparta açık 23 derece. İç Anadolu Bölgesi. Ankara az bulutlu 24, Konya açık 26, Eskişehir az bulutlu 22, Kırşehir az bulutlu 24 derece. Karadeniz Bölgesi. Samsun hafif yağışlı 22, Trabzon açık 24, Zonguldak ve Sinop az bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu Bölgesi. Erzurum az bulutlu 28, Malatya açık 29, Elazığ ve Tunceli açık 30 derece. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Diyarbakır açık 31, Gaziantep açık 33, Adıyaman ve Şanlıurfa açık 31 derece. Dış merkezler. Lefkoşa açık 31, Bakü açık 30, Saraybosna az bulutlu 20, Berlin hafif yağışlı 18. Mekke açık 44, Medine az bulutlu 42, Kudüs açık 26, Moskova açık 15 derece.
Evet, bir Diyanet haberin daha sonuna geldik. Yarın akşam saat 19'da biz yine burada olacağız efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.